Bugün bir konserim var. Bugün Bakırköy'de mekanda konserimiz var. Evet. 1500 kişilik. 3 günde sold out bir konser. Aynen şey dedim, benim reklama ihtiyacım yok. Ben kendim başına da konser yapıp bu kadar insan toplayabiliyorum dedim. Ve gerçekten de öyle oldu. Ve ne zaman yayınladım konseri? 28'inde yayınladım. 31'inde kapattık biletleri, sold out. Aynen yani, bir de şöyle yılın ilk konseri diyebiliriz rap camiasının. Direkt rap camiasının ilk konseri. Aynen, çok iyi oldu bu. 24 Ocak, 1 Ocak. Evet, evet. Ya benim dikkatimi çeken şey senin bu kombinin. Hocam bu kombin, yani sen bir şey yazdırmışsın diyor falan. Ya tamam, üstüm Chanel ve Dior. Ya bu ne kadar yani? Kankam şimdi o tür şeyler söylemek ters. Biz babadan anneden gördük. Sonradan görmelik yok bizde. Gram etkilenmedim kanka. Duygusal konuşma. Oy. Bana söyler misin bu kombinin fiyatını? Sana söyleyeyim. Total mi? Saatler Rolex'lerle falan filan mı? Rolex ne kadar? Çok. Çeke çeke. Çok değil de ya. 6500-7000 dolar falan. Ben kendim aldım bunu direkt. Aynen. Kemer bir Sixline havası aldım ama. Kemer BB Simmons. Evet. Şimdi yani bu böyle tamam flex'in, böyle mutlu gözüküyorsun dışarıdan. Ama bilmiyorum, böyle genel hayatında üzgün olduğun anlar oluyor mu? Ne bileyim. Böyle sıkıldığın. Bro, sıkıldığım durumlar evet oluyor. İnsanlara sıkılıyorum. Onlara da görüşmeyi kesince hani çözülüyor durumlar genellikle. Çok kişiyle görüşmeyi kestim. Belirli bir arkadaş grubum var benim. Sadece onlarla görüşüyorum. Zaten yani her geldiğin konserde görmüşsündür. Her zaman belirli kişiler evet. Var. Her zaman. O çocuklar benim dostum yani ciddi anlamda. Sadece onlarla görüşüyorum Dayvan'dan beri. Bir de yeni sanatçılarımız var. Bu deha müziğe odaklandım falan filan. O yüzden biraz daha folk business olarak bakıyorum işte şu son dönem. Business tıkıyak gidiyor açıkçası. Ya kendi tayfanla beraber olman daha iyi. Çünkü onun dışında sürekli birilerini davet edeceğim. Mal mal Türkçe rap ortamları zaten biliyoruz aslında. Hiç kimseyle muhatap olmuyor. Değil mi? Bir kapı çalıyordu. Oy, böldük mü röportajı? Evet, röportajı. Çok özür dilerim. Buyurun efendim. Priz arıyorum. Tabii ki efendim. Hemen nereye koyabiliriz prizi? Boxer'ın çok güzelmiş ama kalpli. Gerçekten. Dün amına koyayım doktora bir sıyırdım, iğne yapıyor. Bu Boxer ne lan diyor amına koyayım. Kalpli kalpli. O bu arada Kiloki de benim. Evet, bu arada Kiloki arkadaşlar. Benim ciddi anlamda abimdir. Evet. Sizin kardeşimdir. Biz dostuz, abi kardeş ilişkimiz. Hocam siz niye iyi anlaşıyorsunuz? Anlattıktan sonra yolunuza devam ediyoruz. Çünkü aramızda hiçbir çıkarışçısı yok. Kanka direkt biz müzik yapmıyoruz bile. Yani. Müzik çekimizde değil. Yaptık mı da bam diye 10 ya dakika. Doğuştan 15. Bir arkadaş gibisiniz evet, de öyle mi? Öyle abi. 18 yaşında falan mı? Ben 17'ydim. 17'ydim. Kardeşle o bana fikir verdi. Ben ona fikir aha. Verdim. Birbirimizi çok dinledik. Öyle. Tamam sitedik. İyi anlaşıldı. Hadi. Tamam, tamam. İyi röportajlar. Evet. Eyvallah. Ya evet, hazır tamam. Kiloki gelmişken sorayım ben. Siz bir proje yapacaksınız. Evet. Reçkol sen, Kiloki, Şehinşah. Hani birçok insan dedi Deha Tuzcu ile Şehinşah ne alaka falan. Hani siz kendi aranızda ne konuştunuz bu konuda? Zaten onunla beraber aynı yerde yaşıyoruz. Mimarova'da yaşıyoruz. Hani aynı mahalle tarzı. Bir de yani diğer insanlardan farklı olduğumuzu görüyor. Anladın mı? Böyle para diye koşturmuyoruz. İçimizde piçlik yok, ibnelik yok. Karı görünce gidip de böyle diğer insanlar gibi falan olmuyor yani. Ya böyle de olmasın zaten. Zaten öyle olur. Buraya insanlar o şekilde yani. Gördüğünüz insanlar. Ama biz genelde hiçbir şey umurumuzda değil. Sadece dostluk, sevgi. Sevgi bro muhabbet çünkü. Birine karşı çıkarsız ilişkin varsa çok okey. Ya bir yandan da şey düşündüm kanka, arkada ses geliyor ya. Tam sen konuşurken hani videoda sound check geliyor. Aynen. Bu sound check'i nasıl durdurabiliriz ya? Söylemen lazım. Başka bir şey yapamayız. Yapma. Şu an Ömer abi çalışıyor. Ya ben daha çok şey sormak istedim. Hani ben de yaşıyorum. Kötü yorumlar herkese geliyor. Normaldir. Hı-hı. Hani sen nasıl bir mentalitede oluyorsun? Ne düşünüyorsun? Kötü yorum görünce mi? Aynen. Ya bro yani fazla okumuyorum genellikle. Fazla sosyal medyaya bakmıyorum. Gün içinde telefona bakmayı biraz kısıtladım kendime açık. Hani biraz da günlük hayattaki aktivitelerimi, arkadaşlarımı, aileme zaman ayırıyorum son dönem. Baktıkça da kötü yorumları görmezden geliyorum çoğunlukla. Bak. Genelde etkinlik olarak ne yapıyorsun? Klaplara çok çıkan birisi misin? Yok. Hiç gördün beni klapta 3-4 kez max. O da milletin belki yanında. Gidip at story atmıyorsundur. Sevmiyorum ki klap. Yani bana daha çok ne biliyorum? Pub'lar güzel. Bazı pub'lar güzel. Oturup bira içip arkadaşlarla keyifli sohbetler yapmak. Sohbet. Zaten genellikle böyle bahçeli alanlarda falan. Yeşillik seviyorum. Yeşillik çok seviyorum. Yeşillik bayağı iyi muhabbet. Zaten storylerimi görenler de görüyor. Bayağı yeşillik paylaşırım. Ya şimdi kötü yorumlar dedik. Bunu da sormasam olmaz. Ya ben de magazin arıyorum. Ya beni de anlıyorsun. Tabii benim işim bu. Ben zaten senin işine saygı gösteriyorum. Sen de benim işime saygı gösterdin. Tabii ki de. Şöyle şimdi Jeffrey'di röportajı almıştım ve seninle alakalı hani sevmediğin rapçiler kim diye sordum. Deha Tuzcu dedi. Yani sadece boş bağırıyor. Hiçbir şey anlamıyorum dediğinden. Bir söylemi bulundu. Sen buna karşılık ne cevap veriyorsun? Streamler ortada veya örneğin hani kitle ortada, anladın mı? Yani kimseyle kendimi karşılaştırmak hoşuma gitmiyor. Ama sana bir şey izletmek isterim. Bir şey hani böyle muhabbet yaparsan bunun sonucuna katlanırsın yani, anladın mı? Aa, bunu
izlemiştim bir rapçiden o videoyu. Bu muhabbet yaparsan onun sonucuna katlanırsın. Beni çağırdı, ben gidip geleyim bro. Ben hemen şuradan bağırıp geliyorum. Tamam tamam. Bir bakalım mı ya ortama? Bir gel gidelim. Ben sıkıntı alayım öyle. Kanka istiyorsan flash'ı kapat. Kanka istiyorsan şöyle yapalım. Dur sen kanka. Çakma onu hocam. Abi, Robert. Abi, oo. Bir fotoğraf alabilir miyiz abi? Şu an videosu izlemek. Selam YouTube. Benimle alakalı ne düşünüyorsunuz? Çok kralmışım. Valla. Özellikle her şeyi çok iyi buluyorum. Neyse. Şu an bir soundcheck alınıyor. Çok riskli hareketler. Şimdi kanka sen gelecekte ne yapacaksın? Şimdi yani 5 sene sonra biz Deha'yı görebilecek miyiz? Ya böyle kendi kendine ne bileyim bir rapçi olarak hani kariyerini düşünebilirsin ilerisi için. Ya Allah, ben şu okulu bitireyim. Ondan sonra ne yapacağımızı göreceğiz. Ne okuyorsun? Havacılık ve uzay mühendisliği. Havacılık ve uzay mühendisliği. Peki oradan rap ne alaka? Hani rap'e nasıl başladın mesela? Korona'da başladık işte Türkiye'deyken. Yani sonra bir şeyler oluyor madem müzikten. Yani normal bir getirisi de var, okey bir getirisi de var. Dedik bunu pasif olarak yapalım. Bana bir pasif gelir yani. Ya eğlencesine mi yapıyorsun? Hem eğlencesi, ortam güzel, eğleniyoruz. Hani pek de sevmiyorum aslında bu hayatı. Hani ben ama seçtik yani, anladın mı? Pis be ya, ama eğlenceli bir hayat açıkçası. Seçmiş olduk. Peki böyle lirikler konusunda sana bayağı hani sevmeyenler, herkes de olduğu gibi sana diyorlar. Hani bunlar nasıl lirik? Niye böyle şeyler yazıyorsun? Benim liriklerim aslında biraz... İki kapıda sana. Canavar, dinozor zannettim ya. Beyler buraya giremiyormuşuz. Bir şey... Ya gelin şuraya, tamam. Şuraya girer misiniz arkadaşlar? Bu telefonumu almaya geldim. Girer misin şuraya? Gel yanıma gel, bir kameraya poz verelim sen. Şu tarafı da alalım. Hayda, neler oluyor? Oha, Reçkol. Reçkol, nasılsın? Day one supporter. Reçkol, my G. Abi bir şey diyeyim mi? We'll listen your songs. Bir şey diyeceğim. Harbi, Reçkol'ün kilo alması yakışmış. Zaten onu spora da başlayacağım abi. Harbi spora başladın mı? Ver çabuk biceps. Mikrofon nerede? Bir şey değil mi? Bu arada harbi çok iyi. Arkadaşlar görüşürüz. Deha'cım ya ilk üçün kim kanka Türkçe rap'te? Türkçe rap cidden anlamda dinlemiyorum. Dinlediğimde kendimi dinliyorum, Reçkol'ü dinliyorum. Çıkmamış şarkılarımızı dinliyorsun. Evet. Ya Türkçe rap olarak çıkmamış şarkılar dinliyorum ama genellikle yabancı şarkılar. Drake çok dinliyorum. Carti dinlerim. UFO çok dinlerim. Underground bir sürü isim sayarım buraya da. İnsanlar anlamayacak. O yüzden hiç saymaya bile gerek yok. Çoğunlukla Underground dinlerim ama. Yani çocukların 100 bin, 200 bin ayet neyisi var, 30 bin ayet neyisi var. Sevmediğin kısım ne ya? Niye çok dinlemiyorsun Türkçe rap'i? Yani bana hitap etmediğini düşünüyorum. Hani ya isim vermek zorunda değil, sadece tarz olarak hani Türkçe rap dinlediğin zaman genellikle kafanda ne oluşuyor? Hani hiç Türkçe rap dinlemiyorum diye bir şey yok. İlla dinliyoruz, anladın mı? Hani gidip de kendimi açmıyorum ama illa bir ortamda geliyor. Ben de onu demekten zevk alıyorum, evet. Yani örneğin bir mekanda Uzi çalıyor. Bayağı okey bir sound. Cidden hani bir arkadaşların otururken dinleyebileceğim bir sound. Çakal çalıyor. Arkadaşlarımla otururken dinleyebileceğim bir sound. Cidden zaten o olay zaten. Eğer bir şarkı çalınca kankam şunu kapat demiyorsan bence okey bir şarkıdır zaten. Soylu da benim Dayvan supporterımdır. Evet. Bizim öyle gördüğünüz üzere daha çok böyle sevgi var yani insanlarla. Aile yani bu. Peki bir dakika. Harbi güzel soru Soylu'yu soracağım. Soylu'yu her zaman yaptık. Harbi güzel soru soracağım. Sizin ortamınıza giremeyecek insan tipi nedir? Nasıl bir karaktere sahip insan var işte, sizin? Karakter olmayanlar. Aynen, karaktersiz insanlar, her şeyi para sananlar, kadın görünce direnenler. Zaten bizim ortamlarda çok fazla kadın oluyor bro çünkü yani. Ama hepsi arkadaşımız yani. Her gördüğümüz kadınla bir şey yaşamak zorunda değiliz yani. Şimdi konsere kaç dakika kaldı? Birazdan tracklist falan yapacağız, işlerimiz var. Var mı daha sormak istediğin soru? Canım için. Mi daha? Son soru. Sen çık bir şeyler yaptık. Tamam, son sorum. Bu özgüvenin kaynağı nedir? Özgüvenin kaynağı Ali Khan kardeşimdir. Hayır, ne alaka yani? Kankam böyle bir harbi Amerika'dan Türkiye'ye gelince hani ortamı bilmiyorsun, bir anda ünlü olmuşsun, tamam mı bro? Cool mu hissettin? Hayır bro, dışarı çıkıyorsun örneğin, bir yerde oturup yemek yemiyorsun, teşekkür ederim abi. Bir yerde oturup yemek yemiyorsun, insanların hepsi sana bakıyor, böyle hep böyle olmak zorundasın, her zaman kapşon, anladın mı? İnsanlarla gezemiyorsun, edemiyorsun ama... O çok kötüymüş lan, rahat gezemiyorsun. Rahat gezemiyorsun bro zaten ama hani Ali Kağan'la falan dedi hani böyle biraz daha böyle sosyal anksiyete yeniyorsun, anladın mı? Ondan sonra zaten full yenildi, kendini de üstüne etkiledim falan. Düşmanların da çok olması etken olabilir mi? Yani düşmanım yok ki. Kim var düşman? Ya ne bileyim hani seni görünce şurada şunu yapacağım hani sen sonuçta her rapçi gibi... Öyle diyen insan yok bana işte, bunu anlamıyorsun ya. Bizde yok yani. Yok, canlı yayında hani gönderme yapınca diyorum acaba o rapçi de ona gönderme mi yapıyordur ya da bir şey. Ben film makara konuşuyorum bro, ben konuşmayı severim, hızlıca konuşurum zaten genelde. Savaş mı içeceğiz ama ne kıyım? Ama ne kıyım, gelin lan! Lan bas! Allah'a şükür tipimiz var, vücudumuz var, anladın mı yani? Bizde niye millet keyiflesin? Adam gelse pat bir koysam, ben dövüşmeyi de biliyorum, kaç senedir body de yapıyorum. Hani çoğu insan bravo. Buna karşı şey, spor yapın, sağlıklı yaşam,
fazla evet. Proses. Bire ne diyordun? Değil. Uyuşturucu içmeyin çocuklar. Uyuşturucu kötü çocuklar. Deha'nın son konuşması. Güzel bir konser oldu. Gelen herkese çok teşekkür ederim. Bir dahaki konserlerde görüşmek üzere. Çok klasik oldu. Yani kankam klasik çünkü ne desem artık ne desem millet bir yere çekiyor kankası ve konuşamıyorum. Hepinizi çok seviyorum.